Dostlar selam. Bugünkü videomuzda bufalo kurtlarını inceleyeceğiz. Bir bakım rekleri yapacağız. Ee, bufalo kurtları hobideki canlı yem olarak kullanılan, yani ileride bahsedeceğim e, kurt çeşitlerinden bir tanesi bay, gayet popüler bir türdür. Benim elimde de bildiğiniz gibi hamam böceği kolonilerimin içinde vardı. Onunla, orada neden kullandığımı belirteceğim birazdan. Şu an birkaçını ayırdım oradan hani böyle denk gelenleri diyelim. Hala... Aman böceği kolonilerimin içinde mevcut bunlar. Yani birkaç tanesini üretime çektim de diyebiliriz aslında. Çok az bir sayıdalar burada görüldüğü gibi. Burada böceklerim, burada kurtlarım, burada pupalarım var. Hani un kurtlarındaki mantığın aynısı. Hatta un kurtlarıyla beraber de bakanlar var ama hani farklı bir cins, farklı bir tür olduğu için bunlar. Ben ayrı kaplarda hani ne kadar az sayıda olsalar ayrı kaplarda bakmayı daha çok tercih ediyorum. Ee, gene mantı bahsedelim. İlk formları, şuradan hemen bir cımbız alalım. İlk formları şu şekilde göstereyim. Kurt formu. Hemen bir tane tutalım sizin için. Şöyle büyüklerinden arıyorum. Küçük bir kurt türüdür bu arada. Şu an adult bir lavra göstereceğim size. Bu. Bakın böyle hızlı türlerdir. Işık açabiliriz. Evet bu fala kurdu budur. Bunu canlı yem olarak kullanmalarının sebebi düşük yağ çok yüksek protein değerlerine sahipler. Gramaj bazında baktığımız zaman. Onun için böyle yeni doğan canlılarda ne bileyim yavru gekolarda falan hep bunlar kullanılır. Ama asıl amacı dediğim gibi canlı yem olmaktan daha doğrusu demedim onu da değinelim. Canlı yem olmaktan çok Springtail gibi temizlikçi ekipten bir arkadaşımız bu da. Küf, mayt, sinek, küf, mantar onları yiyorlar kolonilerde. Onun için her kolonide mutlaka bulunduruyor, bulunduruluyor ee, canlı yem kolonilerinde. Hop yere düşürdük çok güzel. Evet şu şekilde yakaladık. Hani kaçması çok sıkıntı değil ama dediğim gibi kurt sayım çok az. Ee, bak yine düştü. Bunlarda bir de bayılma refleksi diye bir şey var. Genelde böyle yataklığın içinden bunu aldığınız zaman şöyle dokunduğunuzda şöyle bayılmış gibi yatar bunlar. Ee, Tabi şu an stres yaptığı için bunu yapmıyor. Hani bayılıp ölü taklidi yaparlar. Besleyenler veya ee, daha önce görenler bilir. Kurt hali. Bu kurt halleri dediğim gibi bunluklarına göre çok çok küçükler. Sonra ee, şu şekilde pupaya dönüşüyorlar. Şurada bakın yatıyorlar. Görüyor musunuz? İki tane pupam var. Şöyle göstereyim ucuyla. Bakın şurada iki tanesi de yan yana. Onları da elim alayım. Onu nasıl elim alacağım? Şöyle. Şu şekilde, dediğim gibi çok çok küçük bir tür pupaları bu. Bundan böcekleri çıkıyor. Un kurtlarıyla dediğim gibi aynı mantaliteler. E, yumurta, lavra, pupa, kurt. Sonra oradan kurttan yine yumurta. Buradaki e, böceklerimi de şunun altı. Evet buradalarmış. Böceklerin boyutları da bu. Bakalım daha var mı? Böceklerin bayağı kaliteliydi bu arada. E, şuradan da bir tane alalım. Ve bu arada hani mighttır küftür yedikleri için bayağı hamam böceklerinizde hızlı yavru almanızı vesaire vesaireyi sağlıyorlar. Çok küçük böcekleri var, çok küçük kurtları var, çok küçük pupaları var. Dediğim gibi küçük bir tür. Daha çok temizlik ekibinde kullanılan bir tür. Ama yavru canlılarda çok besleyici değerlere sahip olduğu için kullanılan bir tür. Ama adult bir canlı da bundan bin tane vermeniz lazım herhalde doymaları için. Yani Morio gibi un kurdu gibi çok yağlı canlılar değiller hatta yağ oranları çok az olduğunu biliyorum ee, çok yüksek protein çok az bir yağ sahipler çünkü genelde besleyici oldukları için kullanılır o bir de ee, un kurtlarından ayrılan özelliklerini e, farklı bir video yapmayı düşünüyorum un kurdu un kurduyla bufalo kurtlarının karşılaşması şeklinde hatta bundan sonraki videomuzda olur büyük ihtimalle ee, şöyle söyleyeyim spesifik bakım şartlarına geldiğimiz zaman dediğim gibi unkurtlarıyla aynı ama un kurtlarının bakımını bilmeyenler için bir şöyle bir değinelim ee, taban malzemesi olarak substrat olarak yataklık kullanılıyor mesela ben benim hamam böceği kolonimde yataklık yoktu hamam böcekleriyle birlikte yaşıyorlardı ee, ama orada da işte yataklık gibi e, lavralar daha çok şeyde düşmüşmüş düşmüş. düşmemiş güzel Hani yataklık gibi e, hamam böceklerinin dışkılarının içinde yaşıyorlardı daha doğrusu. E, sonra değinmem gereken şey altlıdan bahsediyor oradan devam edelim. Altlı için e, kepektir, beyazundur, e, kara buğdaydır. O, yani böyle çeşit çeşit bunların karışımıyla bir yataklık hazırlanıyor. Bunlar un kurdu yataklığı diye de geçer. İnternette falan o şekilde bakabilirsiniz, bulabilirsiniz. Onun dışında e, böcekler için saklanma alanları gerekiyor. E, Şuramızı kapatalım. Böcekler için saklanma alanları gerekiyor. Pupa ve lavralar için gerekli değil. E, lavralar pupaları yiyebilir. Daha doğrusu böcekler pupaları yiyebiliyor. E, lavralarda un kurdu böceklerinin yumurtalarını yiyebiliyor. O yüzden ayrı ayrı bakmak daha mantalitedir. Yani üretmek istiyorsanız ayrı ayrı bakmak daha mantıklıdır. Ee, beslenmelerine gelirsek beslenmeleri havuç, patates, marul. Genelde patates vermezler ama yıllardır ben kullanıyorum. Hani hiçbir sıkıntısını görmedim. Neden vermediklerini hiç bilmiyorum açıkçası. İşte bilmem ne besini azmış da çokmuş da falan filan onu internette araştırdığınız zaman bulursunuz. Ya yani dediğim gibi patates, havuç, salatalık, meyve türleri, marullar falan filan verilebiliyor. Un kurduyla bakımları neredeyse birebir aynı. Tek farklılıkları Bunlarda çok fazla nem olmayacak. Koloniyi direkt kaybedebiliyorsunuz. Onun için mesela saltalık falan çok fazla vermezler. Hani nemlemeyi de çok fazla yapmazlar açıkçası. Bu falo kurtlarının böceklerinde özellikle. Normalde bildiğiniz gibi un kurdu böceklerinin o yumurtalık kısmını hani yumurtalık dediğim şey saklanmaları kısmına fıs fıs sıkılır. Su içsinler diye. Bunlar da genellikle yapılmaz. Ee, yüksek nem ölüme kadar götürebiliyor koloniyi. Onun dışında bahsetmediğimiz bir şey var mı diye düşünüyorum. Evet bahsetmediğimiz çok fazla bir şey yok. E, canlı yemleri Spring Temizlik ekibidir. Çok gerçekten etkisini görürsünüz yani. Aman böceklerinizin kolonilerinizde hızlı bir e, yavru artışına sebep olurlar. Çünkü daha temiz bir ortamda yaşarlar. Sinek oluşmaz. Mesela nemlendirdiğiniz zaman genellikle bufalo kurdu yoksa koloninizde. Kapı açtığınız zaman küçük küçük sinekler uçar. Bu bazı teranumlarda da falan da vardır İşte nemden dolayı çıkan sinekler onları yiyorlar o gerçekten çok özel bir yetenekleri bence Allah'ın vermiş olduğu. Devenişi görüyorsunuz mu? Evet bu falo kurtları da bu şekilde. Şunlar yavruları şu köşede görülenler şuradakiler biraz daha beyaz olur yavruları Adult oldukça siyahlaşırlar. Ee, mesela şu adultlarının boyları bile parmağımla kıyaslayın çok küçük gerçekten küçük. Öyle hani daha böyle bir ayrıntılı ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Hmm. Dediğim gibi temizlik ekibiler fazla da bir şeyleri yok. Ee, spesifik bir özellikleri yok. Bakımları kolay dediğim gibi 3 üç, üç farklı kap ve ee, bir sadece lavr olarak satın alsanız yetiyor. Pupa veya böcek haline gerek yok. Öyle ayrı ayrı satanlar da var. Direkt lavra halini alsanız yetiyor dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.